Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 2. fen bilimleri yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.web.com sitemizden bulabilirsiniz dedikten sonra ilk sorumuza başlıyoruz. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bir canlı türünün doğal olarak yaşayıp ürediği bölgeye habitat adı verilir. Doğru bir ifade midir? Evet, doğru bir ifade. O yüzden başına D koyuyoruz. Çöl, göl ve orman ekosisteme örnektir. Doğru bir ifade midir? Evet, doğrudur. Çünkü çöl ekosistemi, göl ekosistemi ve orman ekosistemi olarak ne yapabiliriz? Örnek verebiliriz. Ekosistem sadece canlı varlıklardan oluşur demiş. Doğru bir ifade mi? Tabii ki yanlış bir ifade. Çünkü ekosistem arkadaşlar canlı ve cansız varlıkların bir arada uyum içerisinde yaşamalarıdır. Yani cansızlar yaşamaz ama uyum içinde gitmeleridir. O yüzden canlı varlıklar dediği için sadece bu ifademiz nedir? Yanlış bir ifadedir diyebiliyoruz arkadaşlar. Diğer bir ifademize bakalım. Belirli bölgede yaşayan aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Popülasyon özelliği arkadaşlar, aynı türe ait olması gerekiyor ve belirli bir bölgede yaşaması gerekiyor. O yüzden ifademiz doğru. Mamut nesli tükenmiş bir canlı türüdür. Doğru mudur? Evet, doğrudur arkadaşlar. Mamutların nesli tükenmiştir. Bilinçsiz avlanma canlı türlerinin yok olmasına neden olmaz denilmiş ama olduğu için bu ifademiz de nedir? Yanlış bir ifadedir. Biz ne yapmamalıyız? Bilinçsiz avlanmamalıyız. Kutup ayılarının habitatı Güney Kutbu'dur. Habitat neydi? Yani yaşayıp üredikleri yer Güney Kutbu'dur diye de sorulabilir bu soru. Baktığımızda doğru mudur? Evet, doğrudur. Buna sakın kuzey soğuk diye Kuzey Kutbu demeyin. Çünkü dünyamız böyle durduğunda burası Kuzey Kutbu'yken burası Güney Kutbu'dur. Güneş ise burada olacağı için ne yapar? Kuzey Kutbu'nu daha çok ısıtırken Güney Kutbu daha soğuk olur. O yüzden bu ifademiz doğru bir ifadedir. Sakın yanlış demeyin. Bir ekosistemde çok sayıda popülasyon bulunabilir. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Bir ekosistemde onlarca, yüzlerce popülasyon bulunabilir. O yüzden ifademiz doğru. Canlı türlerin yok olması biyoçeşitliliğe zarar verir. Evet, doğrudur. Eğer doğada arkadaşlar bütün canlılar bir düzen içinde yaratılmışlardır. Örnek olarak ne verebiliriz? Buğday. Buğdayı kim yer? Kuşlar yer arkadaşlar. Kuşları kim yer? Atıyorum kimler yesin? Yılanlar yesin arkadaşlar. Yılanları kimler yer? Yılanları da baykuşlar yer. Atıyorum. Çok güzel bir örnek olmadı ama aklıma gelen sadece bu var. Böyle bir şey uydurduğumuzda bunlardan bir canlı türünün yok olması ne yapar? Diğerinin aç kalmasını ve bu zincir haline ne yapar? Gider. Ve bu da neye zarar verir? Biyoçeşitliliğe zarar verir. O yüzden ifademiz doğru bir ifade. Penguenlerin habitatı Karadeniz'dir. Doğru bir ifade mi? Tabii ki yanlış bir ifade. Çünkü penguenlerin habitatı Güney Kutbu veya direkt kutupta diyebiliriz. Kutuplardır. O yüzden ifademiz yanlış bir ifadedir. Hemen diğer sorumuz olan boşluk doldurma sorusuna geçelim. Burada da bize bazı kelimeleri vermiş ve bu kelimeleri uygun boşluklara yerleştirmemiz isteniyor. Hemen ilkiyle başlıyoruz. Nokta nokta ısı ve ışık kaynağıdır. Bakacak olursak hangisi ısı ve ışık kaynağıdır? Tabii ki güneştir bu arkadaşlar. O yüzden buraya ne yazıyoruz? Güneşi yazıyoruz. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Barajlarda depolanan suyun enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi üreten santrallere nokta nokta santraller denir. Neymiş? Bir daha bakalım. Suyun enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi. Yani sudan elektrik enerjisi ne yapıyormuş? Üretiyormuş. Bunu üreten santrallere ne diyoruz biz? Hidroelektrik santraller diyoruz. Hidroelektrik. Bunu aklınıza tutmak istiyorsanız suyun formülüne ne vardır? H2O'dur suyun formülü ve suyun formülü içinde hidrojen vardır. Görüyorsunuz bu hidrojendir. Bu da hidro olduğu için buradan aklınızdan sudan yola çıkarak ne yapabilirsiniz? Tutabilirsiniz. Evet, diğer ifademiz. Nokta nokta güneş sistemindeki en büyük gezegenleri bakacak olursak hangisidir? Tabii ki Jüpiter olduğu için buraya ne yazıyoruz? Jüpiter'i yazıyoruz. Jüpiter güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Fosil yakıtların yakılması ile elde edilen ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren santrallere nokta nokta santraller denir. Ne santrali denir? Bir daha okuyalım. Isı enerjisini ne yapıyormuş? Elektrik enerjisine çeviriyormuş.
Bakacak olursak hangisi olur? Tabii ki termik olur arkadaşlar. Bu termiği de nasıl aklınıza tutabilirsiniz? Termometreden aklınıza tutabilirsiniz. Termo, termik bunların hepsi ısı demektir. Ve siz bu termiğin ısı enerjisinden elektrik enerjisi ürettiğini de termometreden yola çıkarak ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Termik diyorsa ısıydı, hidroelektrik diyorsa suydu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Elektrik enerjisini ısı enerjisini dönüştüren alete ne diyoruz? Zaten tek fırın kaldığı için cevabımız fırın. Fırın ne yapıyor? Elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviriyor. Bunu siz evde de anlayabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Fırının fişini prize takıyorsunuz ve o priz sayesinde orada yemekleri ısı enerjisinden yararlanarak pişirebiliyorsunuz. Evet. Bu bölümümüzü de tamamladık. Buradan 10 puan, ilk bölümden de 20 puan. Toplamda sınava girmeden 30 puanı kapmış olduk. Bu sizin için çok iyi bir yarar sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi de test sorularına geçelim hemen. İlk test sorumuz. Bir elektrik devresinden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen alete ne denir? A. Ampermetre, B. Voltmetre, C. Ohmmetre, D. Dinamometre. Burada direkt dinamometreyi eleyebiliriz. Çünkü dinamometre neyi ölçüyordu? Kuvveti ölçüyordu. Voltmetre de voltu ölçüyordu. Bunu da direkt eleyebiliriz. Ohmmetre de adı üstünde ohmu ölçer. Bunu da eleyebiliriz. O zaman ne kaldı? Ampermetre kaldı. Ampermetre de neyi ölçer? O da elektrik akımının şiddetini ölçer diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız burada A şıkkıdır. Zaten akım amperden ne yapabilirsiniz? Aklınızda tutabilirsiniz. Diğer test sorumuz. Nokta nokta devrenin iki ucu arasındaki elektrik farkının göstergesidir. Birimi volttur diye sorulmuş. Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Direnç getirilebilir mi? Hayır, getirilemez. Çünkü enerji farkının göstergesidir diyor. Yani böyle bir şey söz konusu değildir. B'ye bakacak olursak burada da gerilim verilmiş. Gerilim olabilir mi? Evet, olabilir ama hemen işaretlemiyoruz. Diğer şıklara da bakıyoruz. C akım denilmiş. Akım olabilir mi? Enerji farkı dediği için akım olamaz. Burada arkadaşlar ya cevabımız B ya da D olmak zorunda. Soruyu bir daha okuyoruz. Çünkü devrenin iki ucu arasındaki enerji farkının göstergesidir diyor. Eğer ölçen alet deseydi o zaman voltmetre diyebilirdik. Ama göstergesidir dediği için burada voltmetre diyemiyoruz. Ne diyoruz? B gerilim diyebiliyoruz. Eğer göstergesi yani ölçen alet diye sorsaydı o zaman voltmetre diyebilirdik. Küçük yazılmış bir soru göremiyorsunuzdur sanırım, o yüzden ben okuyorum sessizce, iyi dinleyin. Yukarıdaki araçlardan hangisinde elektrik enerjisi diğerlerinden farklı bir enerji türüne dönüşmektedir? Evet. İlk resmimizde mikser var. Miksere elektrik enerjisini verdiğimizde ne yapar arkadaşlar? Ucundaki başlıklar döner ve dönmesi sayesinde elektrik enerjisi neye dönüşür? Hareket enerjisine veyahut kinetik enerjiye dönüşür. Burada tost makinesi var. Tost makinesini prize takıp çalıştırdığımızda ne yapar? Bu ısı enerjisi ortaya çıkar ve bu ısı enerjisi sayesinde ne olur? Tostlar pişer. O yüzden burada elektrik enerjisi ısıya dönüşmüş. Matkapta ise matkabı da çalıştırdığımızda arkadaşlar ucundaki vida döndüğü için, vida mı deniliyor onu da bilmiyorum. Bu da neye katkısa elektrik enerjisi neye dönüştürür? Tabii ki kinetik, yani hareket enerjisine dönüştürür. Pervane de aynı şekilde çalıştırdığımızda pervanesi döneceği için bu da kinetik enerji, yani hareket enerjisine dönüştürür, elektrik enerjisini. Ama 2'deki elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürdüğü için burada doğru cevabımız Bursa şıkkımızdır diyebiliyoruz. Hemen diğer bir sorumuz olan 6. soruya geçtik. Buraya bakalım. Bir devreye ait gerilim akım grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu devrenin direnci kaç ohumdur diye sorulmuş. Evet. Hemen yapalım arkadaşlar. Gerilimi bulmak için ne yapıyorduk? Gerilim akımı vermiş bize, bizden ne istiyor? Direnci istiyordu. Direnci bulmak için ne yapıyorduk? Direnç arkadaşlar eşittir. Gerilim bölü akımdı. Biz burada direnci bulmak için ne yapıyoruz? Gerilim. Bunlardan herhangi birini alabiliriz. Ama doğrusal yolla hangisinin karşısına geldiğini bulmak zorundayız. Şu kesiştikleri yerden ikisini alabiliriz. Atıyorum şunu alalım. 18'miş. Gerilimimiz 18 iken akımımız kaçmış? 6'ymış. Böldüğümüzde ne gelir? 3 gelir.
O zaman cevabımız, direncin cevabı nedir? 3'tür. Bu bakın 12'yi 4'e böldüğümüzde 3, 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3, 24'ü 8'e böldüğümüzde hep 3 gelir. Yani bu doğrusal bir yolda uzayıp gider. Ama cevabımız 3 olduğu asla değişmez arkadaşlar. Ön sayfamızdaki son test sorusu, hemen bunu da yapalım. Aşağıdaki devrelerden hangisinde pil yanlış bağlandığı için devredeki ampul ışık vermemektedir diye sorulmuş. Bakalım bu A devresindeki A şeklindeki devre ışık verir mi? Bakacak olursak vermez. Çünkü burada anahtarı açıktır. O yüzden ışık vermemektedir. Ama bize neyi soruyor? Yanlış bağlandığından ötürü. Bakalım pil doğru bağlanmış mı? Evet, pil doğru bağlanmış. O yüzden A'yı eleyebiliriz. B'ye bakacak olursak B'de de aynı şekilde ışık vermez. Çünkü burada da teller birbirine bağlı değildir. O yüzden bu da ışık vermemektedir ama pilin bağlanış şekline bakacak olursak artı eksi doğru bir şekilde bağlanılmış. O yüzden B'yi de eleyebiliriz. C'ye bakacak olursak C'de hiç pil konulmamış. Bu yüzden ışık vermemektedir ama gene pil olmadığı için bir yanlışlık yapılmıştır diyemeyiz. O yüzden C'yi de eliyoruz. Ama D'ye bakacak olursak burada ampul ışık verir mi? Tabii ki vermez. Çünkü burada pili yanlış bağlanmış. Çünkü iki tel de artıya bağlandığı için, eksiye bağlanan tel olmadığı için bu devremiz ampulün yanlış bağlandığından ötürü ışık vermemektedir. Dedikten sonra hemen arka sayfamıza geçebiliriz. İzleri çıkmış biraz ama sorun değil. Burada da test sorularımız var. Hemen yapalım hemen. Diğer kalemimize geçelim. Buraya okuyacağım arkadaşlar gözükmüyorsa. 8. sorumuz. Orkun ve Meryem'in enerji tasarrufu hakkında verdikleri bilgiler şekildeki gibidir. Bu ifadeler ile ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Evlerde ve iş yerlerinde tasarruflu ampuller kullanılmalıdır. Doğru bir ifade mi? Evet, tabii ki de doğru bir ifade ve yapmamız gereken bir ifadedir. Kullanılmayan lambalar açık bırakılmamalıdır. Evet, doğrudur. Eğer kullanmıyorsak gereksizse ne yapmalıyız? Onları söndürmeliyiz. O yüzden ikisi de doğrudur. Hangi şıkkımız da var? Her ikisi de doğru. C şıkkında olduğu için doğru cevabımız C'dir diyebiliyoruz. 9. sorumuz. Binalarda ve evlerde elektrik devrelerinde fazla akım meydana geldiğinde akımı keserek devreye bağlı alıcıların zarar görmesini engelleyen elektriksel malzemeye ne isim verilmektedir? A kısa devre, B batarya, C diyot, D sigorta. Kısa devre zaten bir malzeme değildir, o yüzden A'yı eleyebiliriz. Batarya enerji veren bir malzemedir, o yüzden bunu da eleyebiliriz. Diyotu da direkt eleyebiliriz ama sigortayı eleyemeyiz. Çünkü bizim doğru cevabımız sigortadır. Nedir sigorta? Bazı binalarda ve evlerde elektrik devrelerinde fazla akım meydana geldiğinde akımı keserek devreye bağlı alıcıların zarar görmesini engelleyen bir tür malzemedir. O yüzden doğru cevabımız denizli, yani sigortadır. 10. sorumuz. Basit bir elektrik devresinde ampermetrede gözlemlenen değer aşağıdaki ilk şekildeki gibidir. Buna göre ampermetredeki değer kaç amperdir diye sorulmuş. Hemen bakıyoruz. Ne yapmış? 20'ye gelmiş ve 20'den 30 arasında bir yerde durmuş. Burayı kaç eşit parçaya bölmüş? Bakıyoruz hemen. 1, 2, 3, 4, 5. 20 ile 30 arasında normalde kaç fark var? 10 fark varken ne yapmış? Bunu 5 farka indirmiş. O zaman 5'e böldüğümüzde bir tane boşluğun kaç amper ifade ettiğini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. 2 amper ifade etmektedir. Bir boşluk 2 amper. Çizgilerimize bakacak olursak kaçıncı boşlukta? 1, 2, 3. boşlukta. O zaman 3 ile 2'yi de çarparsak ne gelir? Buradan 6 amper gelir ve başlangıçta da 20 amperimiz vardı. 20 artı 6'dan cevabımızın 26 olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Hangi şıkkımızda var? C şıkkımızda var. O zaman cevabımız Ceyhan diyebiliyoruz. 11. sorumuza geçelim hemen. Havaya karışan zehirli gazların yağmur damlaları ile yeryüzüne ulaşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Sera etkisi midir? Hayır, sera etkisi değildir. Eledik. Küresel ısınma da değildir. O ısı dünyanın sıcaklığının artmasıyla alakalı bir şey. O yüzden onu da eledik. Meteor yağmur da uzayla alakalı bir şey. O yüzden bunu da eleyebiliriz. Ama D şıkkındaki asit yağmurunu eleyemeyiz. Çünkü asit yağmurun oluşumu arkadaşlar havaya karışan zehirli gazların yağmur damlaları ile yeryüzüne ulaşması sonucu oluşan bir yağmur çeşididir. O yüzden cevabımız ne gelir buradan? B
D şıkkı gelmektedir. Yani Denizli. 12. sorumuza bakalım hemen. Burada ne denilmekte? Şıklarımız yan tarafta çıkmış. Gök cisimlerini inceleyen bilim dalına nokta nokta uzay aracı kullanan ve uzay yolculuğu yapan bilim insanına nokta nokta adı verilir diye sorulmuş. Hemen biz dolduralım şıkları görmeden. Şıkları yan tarafta direkt işaretleyebiliriz. Gök cisimlerini inceleyen bilim dalına ne diyoruz biz? Astronomi. Ve uzay aracı kullanan ve uzay yolculuğu yapan bilim insanına ise astronot diyoruz. Hangi şıkkımız da var yan taraftan bakacak olursak? Astronomi ve astronot D şıkkında var. O yüzden cevabımız Denizli diyebiliyoruz. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gök bilimci değildir diye sorulmuş. Evet, gözüküyor şimdi. Galileo gök bilimcidir. Ali Kuşçu gök bilimcidir. Benjamin Franklin gök bilimci değildir, yazardır arkadaşlar. O yüzden cevabımız C'dir. Yuri Gagarin de aynı şekilde gök bilimciyken Benjamin Franklin gök bilimci değildir, bir yazardır. O yüzden doğru cevabımız da buradan Ceyhan şıkkı gelmektedir. 14. sorumuz. Ay'a ilk kez ayak basan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Edwin Aldrin, Michael Collins, Yuri Gagarin, Neil Armstrong. Ay'a ilk ayak basan bilim insanı arkadaşlar tabii ki hepimizin de bildiği gibi Neil Armstrong'tur. O yüzden doğru cevabımız Denizli gelmektedir. Son iki sorumuz kaldı. Bunları da yaparak videomuzun sonuna gelelim artık. 15. Dünya çevresinde dolanan zaman içerisinde işlevini bitirmiş insan yapımı cisimlerin araç gereçlerinin yol açtığı etki aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hava kirliliği değildir. Meteor yağmur da değildir. Kara delik de değildir. Doğru cevabımız uzay kirliliğidir. Zaten bu araç gereçler uzayda olduğu için ve işlemini bitirdiğinde de bir kirliliğe neden açtığı için bu olaya ne denilmekte? Uzay kirliliği denilmekte. Doğru cevabımız Bursa'dır. 16. ve son sorumuz, bu soruyu da yaparak videonun sonuna geleceğiz. Yukarıda özelliği verilmeyen gezegen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Güneş sisteminin en büyük gezegeni hangisidir? Tabii ki Jüpiter'dir. O zaman buradan Jüpiter'i ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Çevresinde halkaları vardır ve en büyük uydusu Titan'dır. Bu nedir? Bu da tabii ki Satürn'dür arkadaşlar. Onun halkası vardır. O yüzden B'yi de eleyebiliriz. Güneş'e en uzak gezegendir diye sorulmuş. Bu da Neptün'dür. Onu da eleyebiliriz. O zaman hangisi açıkta kaldı? Mars açıkta kaldığı için de son sorumuzun cevabı da Adana diyoruz. Ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı dilerseniz şuradan diğer yazılı videolarına ulaşmayı unutmayın. Kanalından da diğer yazılı videolar oluşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.